Selamlar. Bir de bu arabayı harıl harıl kullanan bir insan. Şimdi kalkıp daha çok sert kullanırım onu. Sol taraf E30, sağ taraf E36. Arka tarafta 46 oluyor. Aynen. Tamam, güzel. Şöyle bir göstereyim. Basılacak, edilecek. Bu baştan aşağı restore tarzı. Adres olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Video kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan. Evet, açılışlarımı düzelttim artık. Eski performansımı yakaladım. Bugün ne yapıyoruz? Sanayi arabamı bıraktım. Yaklaşık bir 10 tane kaportacı boyacı gezdim. En son artık birine bıraktım. Allah'ın izniyle 2-3 gün içinde çıkacak. Lakin arabaya tampon almıştım. Sıfır beraber almıştık, videoda gördünüz. O tampon yani yan sanayi de değildi, orijinal de değildi, orta halde bir şeydi. O da takarken kaportacı abimiz bunun takılmayacağını söyledi, kırıldığını söyledi. 450 mi 500 lira mı ne tampona para vermiştim. O tampon çöp oldu şu an. Kullanamadan çöp oldu. Sıfır tampon alacağım şimdi. Lan yavru. Buraya gel. Sıfır tampon alacağım şimdi arabaya. Onu da bu sefer orijinal alacağım. Yan sanayi ya da orta ile hiçbir şey almayacağım. Gidip orijinal tampon alacağım arabaya. Ön parçaları gelecek. Onları falan bırakacağız. Stop alacağız bugün arabaya. Bugün de benim kurtarıcı meleğim olarak kim geldi? Mert geldi. Hemen göster Mert'i. Şimdi onun arabası hakkında bir şey söyleyeceğim. Kurtarıcı meleğim de aynı. Kurtarıcı meleğim. Şöyle bir şey var. Benim arabam olmadığı için benim gidip bu malzemeleri temel edip aynı zamanda da kaportacıya bırakmam gerekiyor. Ben de dedim ki ailesi Mert halleder. Mert'in de bu 1,5 haftadır iflahı biraz kaydı neden? YouTube videolarında artık trafik şube tanıdığı için Mert'in arabayı men ettiler. Yok, YouTube videolarıyla alakası yok. Sen nasıl yedineceğiz şeyi? Kanka ben radara girdim. 143'le. 143'le basık arabayla. Tamam. Aynen. Sonra bayanlar dedi bu arabanın helezonları kesik. Tamam. Doğru. Ben de doğru dedim zaten. Evet. Ceza yazacağız dedi. Dedim yazın. Ne yapıyorsanız tamam. Yapın. Benim... Ama men edecekler ne bilmiyorum tabii. Hayır. Ben 2 gün sonra öğrendim zaten. İlk defa da men ediliyor. Anlamadım. Sonra bir öğrendim. Arabayı men etmişler. Trafik şubeye gittik. Araba men olunca ne oluyor? Vizeye girmiyorsun. Sadece trafik şubeye gidiyorsun. Arabayı orijinaline getiriyorsun işte. Bölebilir miyim? Evet. Men yediğin şeye göre değişiyor. Egzozda tabii, men yersen... Var. Mesela ön cam filminde de var. İki maddesi var ön cam filminde. İki maddenin arasında bir maddede trafiğe şeye sokman gerekiyor. Tekrardan bir vizeye sokman gerekiyor. Kimi maddede de ön cam filmini söküp götürmen gerekiyor. Çok kıl yoksa ön cam filmine bakıp gönderiyor. Kılsa plakana, APP'ne, işte sinyaline, Amerikan parkına, egzozuna her şeyine kadar bakıyor. Allah'tan bununkini iyi. Kanka nesi iyi? Sarı şapkaların kırıldı, laf yaptı, söktü. Sen arabaya en azından vizeye sokmayacaksın tekrar. Vizeye sokmadım. Lastiğine de bakacaklardı, frenine de bakacaklardı, her şeyine bakacaklardı. Bu çocuğun arabasını sadece amortisörüne baktılar. Bir de APP'sine, bir de... Sarı şapkam kırıldı. Sarı şapkasına. Sarı şapka dedin ya. Farlara giriyor ya böyle. Aa. Çıkarırken onlar kırıldı. 200 küsür lira olmuş biliyor musun? Ben baktım internetten. Her neyse, araba şu an orijinal yani. Göster. Ama öyle bir tatlı durmuyor değil yine de böyle bir. Sanki böyle babasıyla ortak kullanılan bir araba gibi duruyor böyle, hani orijinal çocuk yapmaya çalışıyor, yanak yanak takar. Tam basmaya kalır, babası izin vermez. Onun gibi bir şey şu an. Ama basacak adam geri, yaylarını vesaire sikip koyularını niye takacak. Basıyor. Nasıl 18? Bakara yapıyorum abi. 18 babası da izin alınca basıyor. Her neyse, araba bugün böyle. Bugün bununla gideceğiz sağa sola. Gel şöyle arkadan göster. Allah'tan bunu stoplarına falan laf etmemiş. Ya da egzozunun kafalığına vesaire stop şey yapmamış. Egzoza baktığı diyor, kumandayı çıkar. İşte. Adamlar uyanık APP plakaları sökmüş. APP ile plakayı da bu daha önce yapıştırmış. Çekip atmış. Şimdi tekrardan APP yapacak. Tekrardan yapacak. 5 küsür milyar da ceza yedi bu arkadaşımız şimdi. Bir de bu işlemler var. Koyulu söküp takmaya en az 400-500 lira para alıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. Ben hiç para vermedim şu şey. Her neyse. Ustam can sağ olsun. Can'a buradan çok sevgiler. Stickerlarımız geliyor. İnternet satışlarımız başladı. LED sticker vesaire. Instagram'dan ulaşın bana. Instagram'da WhatsApp numarası var. WhatsApp üzerinden satışlarımız başlıyor. Detaylar açıklamada ya da Instagram'da WhatsApp'tan bulabilirsiniz. Her neyse. Ne yapacağız? Bugün Çiğli'ye gideceğiz. Asker aracılar. Oradan stop alacağız. Sonra birinci sana gelip tampon alacağız. Sonra kapatıcıya bırakacağız. Allah'ın izniyle bunların hepsini halledeceğiz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden telefonumu alayım. Kuki! Kuki! Nerede Kuki o? Nerede? Şunu eve bırakalım. Kuki! Kuki! Koş! Nasıl geliyor bak? Ver bir daha şunu eve göndereyim. Ondan sonra ince ince gidelim. Eve gidiyoruz! Açacağım kenara internet, bekle. Kornada contura montura. Ama kalka araba tabii. Bak ne güzel, hiç vurmuyor etmiyor. İşte bir zevkimiz var.
basık olarak. Yani bağlama arabasında var eksi yok. Çok abartı bir egzoz yok. Kapı çok sadece, neden onun ismi Prolilal yok, sadece basık olduğu için bile arabam men edilebiliyor böyle saçma sapan şeyler işte. Ama yapacak bir şey yok, devletimize boynumuz kıllan ince. Ama bizi çok üzüyorlar be bileler. Hop taktı kemeri. Tak kemerini, tak kemerini. Niye oğlum, niye taktın ha? Ha? Takma oğlum, tavaş kemer takmaz ama. Gidiyoruz. Stop alacağız az garajda. Bakacağız sonrasına. Ara ara böyle videolar çekeceğim böyle giderken. Full videoda gideceğim. Yerinde duramıyorum Mert'te. Bir de bu arabayı harıl harıl kullanan bir insan. Şimdi kalkıp daha çok sert kullanırım bu. Basıkta da böyle bir deli dehşet gidiyordu. Şimdi daha deli dehşet. Ama sen bir yedirmedin, bu araba yemeyecek ikiye. Yine yemedi. Sanki. Sağdan yukarı çıkar. Atma atma. Bekle 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 bekle. Bas. Aç şimdi. Bak şimdi yiyor. Yedi oğlum şu an. Düştü araba. Ben de mesela burayı kaptırmadım mı yemiyorum ama. Yiyemiyor. Araba geçiyor. Abi ben bir de çok asılıyorum. Bu çok asılmıyor. Bir bitiyor, iki bitiyor. Sen de bitmiyor ki. Ben de bitmiyor ama benim itim çok uzun ya. Niye öyle bilmiyorum. İki de sen maksimum kaç kere bilen kilometrede takıldın ama. Beraber bakalım. Arkadaşlar ikide sıfırla gidiyoruz. Güzel güzel. Burada da bu araba çok güzel yanlar mesela. Dikkat et böyle bir gün yanlama yanlışlıkla. Kalkık gel. Biraz da ondan. Kalkıkken yanladın mı? Kanka ben eskiden çok yanlıyordum. Hayır kalkıkken. Şu an kaldırdığımdan beri. He. Aynen. Ben kurallara uyuyorum artık. He, en güzel o. En güzel, en güzel. Çiğli'ye doğru gideceğiz kanka. Biliyor musun Çiğli'ye gitmeyi? Soldan gideceğim. Bak iki ayrım yol ayrımı var ya. Bornova Aydın diyor. Karşıya kayalımda gideceğiz. Aynen. Çiğli'ye ben de bak bilmiyorum. İnternetten bak şimdi. O yüzden ara ara videoyu açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk suattan sol şurada bir yerde kalıyor. Az garaja geldik şu an. Az garaj gördünüz. Aldıktan sonra ses topu falan göstereyim. Başka bir şey alırsam onları da gösteririm. Kanka sola doğru yanaş. Önüne yanaşma dedik. Ben sevmem öyle dükkan önüne yanaşmayı. Al böyle. Ben gidip alıp geleyim. Geleceğiniz mi siz de? Kapatın gelin siz de belki bir şey beğenirsiniz. Ben geleceğim. Gel bakalım. Arkadaşlar geldik. İçerisi efsane. Zaten çoğu kişi de burayı biliyordur. Tabii kadro. Stop çeşitleri falan hepsi burada. Arıyor onlar. Değil sen. Değil abi. Olur. Yok kanka anten o. Elektrikli oluyor. Güzel bir anten. Top testi ne yapayım? Ato, var mı neler? Tamam. CG'ye almışlar. Arkadaşlar üzgünüm, stopumuz tükenmiş. Cuma günü gelecek. Araba kaportadan çıkacak şimdi. Bir daha buraya gel git. Bir daha of. Of. İşte böyle sinir bozucu olaylar olabiliyor. Her neyse gidip şimdi orijinal farımızı falan alacağız. Arka tamponumuzu alacağız. Onları bırakacağız ve kapatıcıdaki arabaya bakacağız durumda. Beklemede kalın, moralim bozuldu. Bas. Sıfır sinyallerimizi, farlarımızı aldık arkadaşlar. Tampon böyle, ben nasıl oturacağım bilmiyorum. İkinci kez tampon alıyorum, görüyorsunuz durumu. Mert sürebilecek misin? Ben mi? Böyle. Vallahi sıfır tampon. Şimdi tampon kaç paraydı? Yaklaşık 1,5 milyar tutuyor arkadaşlar burası. Daha önce 400 bir tampon var. 2000 öyle. Sinyal aldım. 500-400 civarında onlar tuttu mako. Orijinal aldım onları da. Kaporta boyaya 4 milyardan fazla gidecek. 4-4,5 civarı gidecek. Hesaplayın yani bakın hani böyle araba topluyor herkes. Ben ne bilirim bunların orijinalini değil de
Yan sanayisini ama almayı. Ama şey değil mi? Şurayı 500 liraya alırsın ama yan sanayi. Yan sanayi baba 500 liraya mı temin edersin? Ama farkını sana söyleyeyim mi? Çok benim var birader. Tamponuma birader vurdular. Yan sanayi olsa bagajım gitmişti benim. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Yanlış gidiyorsun. Neyse tamam düz devam et, ileriden sağ yap. Burası ters yön ama sağa doğru çıkarken bak polis varsa başka bir yere dön, sağa dönme. Ceza yazıyor ters yönden gidenlere. Başka ne var ne var? Ne aldık bu arabaya başka? Bir SLX göğüslük aldım. Göğüslük diyorum ya. Orta konsol. Yani ben şu arabaya harcadık ya. Zaten yediğim cezalar bir tofaş parasına etti anasını satayım. Bir daha buradan sağ yapacağım. Yani arkadaşlar işte böyle olmuyor. Ama şu an 2 milyarım olsa harbiye basarım. 2 milyar param olsa hadi 1 milyar 1,5 koyla gitse 500'e kısa travers yapsak harbiye bassın. Ama bunun içinde jant var, lastik var. Hani artık bas diyorsunuz ya. Ben her şeyimi kitabına uygun, her şeyimi düzgün yapayım, toplayayım. Basmak benim için en basit iş. Basmak ne olacak? Herkes araba basıyor ama. Bir şey olmuyor. Ama özenli, düzgün bir şey olması lazım. Ya benim amacım o. BEF'te bu kadar uğraşmadım. BEF'te orijinal tampon, orijinal sinyal bu kadar uğraşmamıştım. Ama bu abla uğraşıyorum. Neden? Sebebi belli. BEF'te de ben direkt gittim, sinyal aldım. Ne yaptım? Far almadım. Aksesuara yöneldim. Orijinalle yönelmedim. Gittim ondan sonra koilimi aldım, taktım, bastım. Güzel mi duruyor? Güzel. Evet, bunu yapan çok işi var. Olabilir. Herkesin zevki. Ama ben baba olacaksa orijinal olsun. Bak adamlar. Bak birader opar diyor ya, tampon diyor ya. Burada yazıyor. Bu farın mesela tanesi kaç para? 500 civarı falan şu aldığım farın. Bir de bunun tanesinin 900 olanı var. O da tam orijinal. Full artı full orijinal yani. Bayi'den gibi bir şey yani. Bursa fabrikasından gibi bir şey. Bizim aldı oradan ikisi abi. Bizimkisi Mako. Bu da orijinal. Bir de bunun fabrika ben daha iyisi gibi bir şey var işte. Bakalım. Sanayi Armanya'da gidince aşağıya arkadaşlar. Çok param gitti. Çok üzülüm. Param yok. Modifi yapamıyoruz. Cihaz yapacağız daha. Of. Pasta izleyen gidecek araba. Of. Arkadaşlar şimdi arabayı göstermem lazım size şu an. Bunlardan da alacağız. Evet araba burada abicim. Kenan al video çek ya. Benim keyfim kaçtı bu arada. Abi dayın köpeği gördün mü? Hocam. Bak. Allah. Ya sinyalleri yoksa içindeki orijinal sinyaller. Sinyaller. Ön far 0 olacak, sinyal 0 olacak. Tampon tekrardan boyanacak. Benim abim tampona eriymiş lan. Hayır. Bir şey yok. Adam. Adam. Yine de. Bak bagaj yerini tutturmuşlar. Eşit. Hatasız. Bu ne olmuş bu arada ya? Şimdi arka tamponu sıfır olunca efsane olacak. Yalnız söyleyeyim mi size? Kaporta işinde güzel olacak. Adamlar güzel çalışmış ya, ben beğendim. Araba buradan mı bakacak abi? Bunların iki dükkan var bir daha. Bunlar çok garip. Çok büyük bir firma. Çekme diyorum anlatıyorum. Büyük firma diye biliyorum yani benim bildiğim kadarıyla. Bir taraf full kaporta yöneliyor. Bir taraf hamile boyaya yöneliyor. Kapordan çıkıyor boyaya. Burak kaporta diye bir çek boya. Bunun iki ön sokağında bir de boyacı var. Ben Ramazan Öztürk'le konuşmuştum işte. Çok adam var yani. Çalışan 30'dan fazla eleman var. Evet. Sürekli arabalar git gel yapıyor. Güzel güzel. Başka ne yapacağız lan? Bir de fotoğraf çekeriz şimdi böyle an olarak. Çeksene beni bir daha. Kapatayım mı? Kapat. Arkadaşlar şimdi gidip şu parçalardan temin edeceğiz. Bir de bir Mikael abimizin yanına uğrayacağız. Size de bir Mikael abinin yanına uğrayalım. BMW parçası lazımsa yardımcı oluruz bak. Lazım.
He? Lazım mı? Senin ön panel BMW miydi? Panel değil ya. Ön çam mıydı? Sol taraf E30, sağ taraf E36. Arka tarafta 46 oluyor. Aynen. Tamam, güzel. 1.90 çıkıyor yani. 90 sorun. Sorona mı 90? Sormayana? Mertin'e ACF kanka. Şu adam tam sana yaparsa vurur bu arada. Yap yap Umar. Eski tampon kırılmış hemen ama. Pek kocaman mı ya? Şimdi Mikel abinin yanına uğrayalım. Hemen ileride duracağız kanka, şey yapma. Dümdüz devam. Mercedes Mini Cooper Lynch parça, yedek parça. E90. Modifiye aksesuar. E90 bagaj bulursak bir de onu koyarız. Olur. Doblo var ya bak, orası dükkan. Sağ tarafta Doblo duruyor, görüyorsun değil mi? Evet. Onun önüne yanaşabiliyorsan yanaş. Doblo'nun önüne. Çok da şey yapmana gerek yok. Çok fazla durmayız. Bu araya yanaş birader. Yanaşamazsın, araba var. Geç, 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 geç. Şöyle dururuz ama. Dur, olur, olur. Öndeki bizim Mikel abi. Selamünaleyküm abi, ne? Yanmasın ya, olur öyle. Tofaş bu, çok fazla şey beklememek lazım. Gelin, gelin hadi. Gelin Mikel abi yanında, eli tuttu arkadaşlar. Bak, buradan da... Gereken şeyleri yapalım. Kendisi öz abim gibidir. Mini, Range, Mercedes, BMW. Bütün hepsinin parçası, temini mevcut. Geldik. Geldi abi. Hayırlı işler mi? Gel abi. Sağolsun birader. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bıraktık tamponu mamponu. Tamam. Orijinal aldım hepsini. Şeyi geri aldı mı? Kırığı mı? Abi kırığın her yeri kırılmış ya. Yan sanayi. Takarken diyor ki buraya sıkıyorum çırılıyor diyor. O tarafa neyse. Bahçıcı geri aldı. Almadı. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Kaçtı bana. Yapacak bir şey yok. Uyanıklık yapmayacaksın işte o yüzden. Gideceksin her şeyini orijinal alacaksın. Orijinal ders oldu. Aynen öyle. Otursa da yağmur adamları abi niye oturmadın de yan sanayi diye bana bana üretebilecek hakkı olacak. Adamın işinde olmayacak. Aynen. Sen ne yapın abi? Devamın abi. Çalışıyoruz. E30'a başladık. Başladı mı? Ha, çekiliyor araba. Buradan da bir spoiler vermiş olduk o zaman. Aynen. Dedim Mikel abi yanına uğrayalım. Söyledim, yedek parça var, normal parça var. Aksesuar, yedek parça. Aksesuar, hepsi var. Dışarıdan gösterdim, senin arabayı da gösterdim. Ona da başlıyor Allah'ın izniyle. Oy. Ona da başlıyor, senin arabayı bıraktığın yere bırakacağım. Hadi ya. Hı. Şey, panjur gelmedi daha ya, o şeyden, Akkaya'dan. Onu bekliyorum. Adres nereye verdin? Evin adresini verdim. Burayı verseydin, evin kafa adresi. Basmadı işte. 301 sokak, No 5. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir araba var şu an. Ara ya, ara. Eski kasa sevenlere. Allah. Allah bana kıyım. Ne diyorsunuz? Videosu gelsin mi? Şöyle bir göstereyim. Basılacak, edilecek. Bu baştan aşağı restore tarzı. Sanayide böyle arabaları bulmak çok ama güzel toplan yok. Araç sahibi Doğu abimiz. Abiyle de konuştuk, güzel videolar çekeceğiz. Ne diyorsun abi, gelecek mi şimdi videolar? Çekeceğiz mi? Sen direksiyonu al yeter bana. Direksiyonu, direksiyonu mu alayım? Abi bu direksiyon dolayı böyle tutmakmış, doğru mu? Evet. Maşallah. Bir de bunun köpek var bana. Aha. Bir koyuyorum baba gözlüğü. John Wick ya. John Wick ya. Biliyorum boşuna. Ağzına böyle ufak parça bir sakız. Döndürüyorsun böyle abi. Komple çiğnemeyeceğim de böyle. Adres soracaktım. İleride sağ ol. Neler neler var. Ha, dur Hayabusa'ya atayım, kaçıyor. Dur abi Hayabusa gelse bize dinleyelim. Tamam, tamam.
bilerek, daha o zamanlar sigorta muhabbetleri var ya, hani ters yöne, düz yöne giriyordu. Opel Tigre vardı gitmeden. Çarpışan arabayı dönmüştü. Hani sigortadan çeteydi yani. Para alıyor yani. Bak iki arkadaş anlaşıyor. Bak küt vuruyor. Neyse öyle öyle Hayabusa'nın ilk Hayabusa zamanı. Bir kere bindim. Bak yarış motoruna. O günden sonra bir daha kafamı çevirmiyorum. Bak deli gibi. Çok hoşuma gidiyorsun sen ama. Görüyoruz böyle. Ben o zaman ufak uçuyordum. Bak kamorta ne olsa işte. Ondan sonra ya dedim abi. Ha gel lan dedi bir bindireyim seni falan. Bu çok kalabalık o zaman. Murat abi, Apache falan, M-Spec'ler, Haller hepsi orada baba. Neyse. Abi dedim ilk defa biniyorum bak motora falan, yavaş. Yok dedi ya, Volkan abi tutun dedi ya. Oğlum tutun dedi ya. Tutundum şimdi abi, Hayabusa. Aynen gene cepten çıkıyoruz. Yunuslara gidip gelmişiz bak benim. Hani haberim yok. Yani, o, yani o derece. Neyse, kare plaka çok güzel oluyor ya. Evet. 5.40 bagajı. Toto'yu görüyor musun ne kadar güzel? 5.40 bagajı. Çok güzel, biliyorum gördüm, görmez olaydım. Neyse. Abi bindim bak şimdi. Zaten hayvan gibi motor, ayaklarım küçüğüm ya. Buralara bak, kramp girdi zaten başta. Abi bir tane daha sen oturur. Ha, ilk başta girdi. Adama da tutunamıyoruz. Domalıyoruz böyle bir hareketle. Sarıldım abi bak, koydum. Volkan abi yavaş gideceksin değil mi? Tamam ya, sıkıntı yok. Bak şimdi çıktık abi. Ben böyle kusuyorum. Bir şey diye konuşamıyorum hani, kusacağım adam. Volkan abi diyemiyorum. Hareketli oluyor, ön kalkıyor, iniyor, iniyor falan. Sonra duruyor yine. Abi bir geldik, oraya gidip gelmişiz o esnada biz hani. Ama sen abi, bilmiyorsun abi. Kavşaktan dönüp gelmişiz. Bir arabalar geçiyor. Adres hesabı. Araba gaz veriyor. Bir şeyler. Geldi hemen. İndin, el ayak tutmaz ki. Aa. Çek bir asla. Ben de abi. Yarın plakayı getireyim sana. Aynen. En kısa zamanda arıyorum seni. Şunu bitireyim bu hayvanı. Olmadı, Mikael abi müsait olduğu gün bir giyi şey Mikael abiyle alalım. Hiç fark etmez abi. İsterim. Ne diyorsun Mikael abi? Siyah alıp bir video çekmeyelim mi? Siyahı. Alalım bir yıkayalım. Güzel bir yıkama ha. Tabi. Abi bir yapılacak bir araba değil zaten. İnce böyle. Yok ben onu yapıyorsam. Sen ne yapacaksın onu düşünüyorum şimdi. Sen bir yere gidecektin, para alacağım vardı kanki abi. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Ben bir hata yaptım. Panjur almıştım. Panjur eve geldi. Kargoyu eve götürdük. Gidip panjuru alıp bir de tampon ayakları aldık sıfır. Onları da hepsine bir bırakacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor. Arabayı beklemek kalıyor geriye. Bir de stop alacağız işte cuma günü. Of of. Bir oraya git, bir buraya git. Uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Sonu güzel olacağına inşallah eminim. Bebekler bebe çıksın bakalım. Ondan sonra parayı bulunca bir de pastacı da yaparız. Bebek. Arkadaşlar panjurda bıraktık. Ben bugün çok yoruldum ve istediğim gibi gitmedi çoğu şey. Panjur biraz kötü geldi. Tekrar boya moya oluşu yani dışı kötü. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok artık. Bakalım. Arabayı alırken de bir video çekeceğiz. Çıkarttığımızda da. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle böyle ara ara vloglar çekmeye çalışıyorum. Kendinize bakın, kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Cansınız.